Arkadaşlar. Sayın basın mensupları, dün akşam Sağlık Bakanı'nın yaptığı açıklamadan 229 vatandaşımızın daha COVID dolayısıyla hayatını kaybettiğini öğrendik. Dün itibarıyla Türkiye'de toplam 8.480.000. Vaka tespit edildi. 74.202 resmi açıklamalara göre can kaybımız var ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyükşehir belediyelerindeki salgın hastalıktan dolayı ölüm vakalarını oranladığında gerçek rakamların bunun tam iki katı kadar olduğunu daha önce zaten kamuoyuyla paylaşmıştık. Ve günlük vakada dünya altıncısı, günlük ölümde de dünya onuncusu durumdayız. Basit bir çıkarımla dünya COVID'den yavaş yavaş kurtulurken Türkiye sokağa çıkma yasaklarını koyduğu günlerdeki rakamlara yakın bir yerde seyrediyor. Sorun şu ki Sağlık Bakanı dahil, Bilim Kurulu dahil ve ülkeyi yöneten otorite ve onun söylediğiyle gündem oluşturan, gündem yaratanlar COVID'i yok saymaya devam ediyorlar. Bu İngiltere'nin ilk dönemde biz sürü bağışıklığıyla bu hastalıktan kurtulacağız, tedbirler almayacağız demesinden farklı bir durum değil. Bugün Türkiye her gün bir yolcu uçağının düştüğünde ne kadar insanını kaybedecekse fazlasını kaybediyor. Türkiye 1,5 günde bir Soma faciası yaşıyor. Ve geçen haftayı hatırlayalım. Malatya'da 2 katlı bir bina çöktü. Hepimizin yüreği ağzına geldi. Hepimiz çok korktuk. Hepimiz dua ettik. Açıklamalarda bulunduk. Televizyonlar o binanın olduğu bölgeden 12 saati aşan canlı yayınlar yaptılar. Ve binadan çok şükür ki kimse hayatını kaybetmeden kurtuldu. O binada 20 canımızı kaybedebilirdik. Herkes canlı yayındaydı. Ama o gün 200 kişi kaybettik biz zaten COVID yüzünden. Ama onun bir önemi yok. Çünkü o olağanlaştı. O kabul edildi. Bu doğru bir yaklaşım değil. Özellikle Sağlık Bakanı'nı bir kez daha uyarıyoruz. Aşısızlar ölüyor. Bunda siz de biz de mutabıkız. Bütün doktorlar bunu söylüyor. Bütün hemşireler bunu söylüyor. Yoğun bakımcıların hepsi aşısızlar hastalanıyor, aşısızlar ölüyor ama özellikle onların bulaştırdığı yaşlılar hayatlarını kaybediyor diyor. Ve sizin artık bu her gün açıklanan turkuaz tabloyu aşılılar ve aşısızlar diye iki ayrı tablo şeklinde açıklamanız gerekiyor ve bunu 3 aydır söylüyoruz, 3 aydır yapmıyorsunuz. Yapmama gerekçenizi kamuoyuyla paylaşın bilelim. Aşıya karşı bundan daha ikna edici bir tablo olamaz. Kim ki bilir aşısızsan hastalanıyorsun ve ölüyorsun ya da ölüme sebebiyet veriyorsun. Aşıya karşı bundan daha ikna edici bir yöntem olamaz. Bir kez daha sözümüze değer veren herkese aşınızı olun. Yeni aşınızın sırası geldiyse olun. 3. aşı ile ilgili 6. ayınız dolduysa olun. Aşı imkanınız varsa mutlaka olun ve yaşama tutunun diyoruz. Sözümüze değer veren herkesi bir kez daha aşılanmaya davet ediyoruz. Sağlık Bakanı'nı bu rakamları ilan etmeye davet ediyoruz. Akla her seferinde esnafı kapatalım tedbiri gelenlere şunu söylüyoruz. Bir salgınla mücadele için en önemli tedbir ciddiyettir. Ciddiye almak, uyarıları ciddi şekilde tekrarlamak, esnafı zorlamadan, vatandaşları zorlamadan, tedarik zincirini elbette kırmamak için tedbirler alarak ama pek çok tedbir alınabilir, toplum bilinçlendirilebilir. Bu salgın yokmuş gibi davranmak günde 230 ölümü kabullenmek demektir. Biz bunu kabullenmiyoruz. Bu doğru bir yaklaşım değildir. Ayrıca bugün Türkiye'de COVID'le ilgili uygulanan tek tedbir var.
yaşayanlar biliyor onu. 12'den sonra canlı müzik yasağı. Geçmişte bu konuda bir yasaklama geldi, canlı müzik yasağı. Çünkü yüksek seste insanlar birbirine yaklaşırlar konuşmak için. Bu da bulaşı arttırır savunusuyla. Bütün tedbirlerin içinde manalı bir tedbirdi. Şimdi bütün tedbirler kalktı. Kongreler lebalep, maçlar lebalep, her taraf lebalep. Maske pek çok şehirde hak getire, el sıkışmayı bırakın öpüşme geri gelmiş, canlı müzik yasağıyla salgınla mücadele ediyorlar. Bu bir yaşam biçimine müdahaledir. Bu bir ideolojik yasaktır. Bu akıldaki hevesin bir miktar tezahürüdür. Ama buradaki binlerce, on binlerce emekçinin ekmeğiyle oynamaktır. Bunu yapmayın. Bu doğru bir şey değildir. On binlerce bu sektörden geçinen insanın ekmeğiyle oynuyorsunuz. Bir tedbir alınacaksa hep beraber alalım. Tedbir uygulamıyorken dönüp bir tek 12'den sonra canlı müzik yaşayanın savunulur bir tarafı yoktur. 11.59'da bulaş yapmayan canlı müzik 12.01'de nasıl yapıyor? Bunu birinin anlatması lazım. Değerli basın mensupları, Türkiye çok kötü günler geçiriyor. Ekonomik olarak, siyasal olarak, demokratik olarak, haklar açısından çok kötü günler geçiriyor. Bunlardan önemli iz düşümlerinden bir tanesi de Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananlar. Kimse sanmasın ki Boğaziçi Üniversitesi'nde Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitelilere, Süleyman Soylu Boğaziçi Üniversitelilere birkaç gündür hakaret etmiyor, iftira atmıyor, onları terörist ilan etmiyor diye oradaki zulüm bitti, kimse sanmasın. Boğaziçi Üniversitesi'nde 2 Ocak günü Melih Bulu'nun atanmasından beri süren kaos, kurumu yıpratma, kurumu hem kamuoyu önünde itibarsızlaştırma hem de içeriden çökertme, ayrıca Boğaz'a nazır tepelere çökme, Katarlara çöktürme çabası devam ediyor. Melih Bulu protestoların büyük mücadelenin sonunda Melih Bulu'dan Boğaziçi kurtuldu ama yerine Boğaziçi'nin ikinci kayyum rektörü Naci İnci geldi. Naci İnci hem bir değer tespit komisyonuyla Boğaziçi'nin Katarlılara peşkeş çekilebilecek yerlerini tespit ede dursun. Bir yandan Boğaziçi'nde senatoyu ele geçirebilmek için Boğaziçi'nde bugüne kadar kurulmamış ve kurulması doğru bulunmamış fakülteler kura dursun. Bir yandan da 12 Boğaziçi öğrencisi hakkında koruma kararı aldırmış. Hangi kanuna göre? Kadına karşı şiddeti önleme kanununda hepimizin savunduğu koruma kararı var ya, bu öğrencileri benden uzak tutun diye karar aldırmış. Bir üniversitenin rektörü, 18, 19, 20 yaşındaki protestolara katılan 12 öğrenci için koruma kararı aldırmış. Bunu vatandaşların bilgisine sunuyoruz. Rektöre belli bir mesafeden fazla yaklaşırlarsa hapis cezası alacakmış çocuklar. Bu Boğaziçi gibi pırlanta öğrencilerin olduğu bir üniversitenin başına atanmış kayyum rektörün, kayyumun yaptığı iş. Ayrıca zulüm devam ediyor. Caner Perit Özen ve Ersin Berke Gök Metris kapalı cezaevinde bir ayı aşkın süredir tecrit altındalar, hücrede tek başınalar. Aralarında iki tutuklu öğrencinin de bulunduğu öğrencilerin üniversitenin güvenlik görevlileri tarafından darp edildiğine ilişkin suç duyuruları hakkında şu ana kadar hiçbir işlem yapılmadı. Öğrencilerin hastanelerden ve İnsan Hakları Vakfı'ndan aldıkları darp raporları ortadayken kanunsuz emri verenler, esas o emrin sorumluları soruşturma açamıyorlar. Çünkü bu kanunsuz emri veren Süleyman Soylu ve altta üstte sıralı amirleri, kendi memurları bu sorumluluklarından dolayı geceleyin mahkeme kararına rağmen yıkın gecekonduyu,
karar arkadan gelsin, yıkın metruk evi, karar arkadan gelsin diyor. Adalet Bakanı bile eleştirdi. Böyle şey mi olur diye. Kanunsuz emirlerin sahibi bu kanunsuz verdiği emirden dolayı işlenen suça soruşturma açamıyor. Kapı gibi raporlar varken. Ve disiplin soruşturmaları var. Gözaltına alınan işte bir partide 500, bir partide 300 öğrenci. Bunlarla ilgili tutukluluk yok. İki öğrenci dışında ama dünya kadar tedbir var. Adli kontrol. Her gün gidiyorlar, imza atıyorlar. Çok sayıda öğrenciye elektronik kelepçe takılmıştı. Ve yurt dışına çıkış yasağı. Ne yaptı diye? Kayyum rektörü eleştirdi diye. Kayyumluk binasına sırtını döndü diye. Slogan attı diye. Ve bu öğrencileri terörize eden, bu öğrencileri şeytanlaştıran bir dil var. Şimdi bütün öğrencilere söylüyorlar. Türkiye'nin göz bebeği, pırlanta gibi öğrencilere. Ama içlerinden gözaltına alınanlara da terörist diyorlar. Bu teröristlerin tehlikelilerine de sokağa çıkma, yurt dışına çıkış yasağı koymuşlar. Şimdi kamu vicdanı açısından bunlardan birini mercek altına alalım. AK Parti de yarın öbürünü mercek altına alsın. Mesela diyorlar ya terörist bunlar. İlk 524 öğrenciden bir tane terörist çıkmadı. Süleyman Soylu ne diyordu? Bütün terör örgütten 9 terör örgütü ismi sandı, saydı. Bir tanesi 1976'da faaliyetine son vermiş. Başka bir örgütle birleşmiş, sonra da yok olmuş gitmiş. Bütün terör örgütlerini sayıyor. PKK'dan TİKKO'ya kadar gidiyor. Kendisi 9 örgüt saydı, iddianamelerde bir tane çıkmadı. O terör örgütüyle irtibat, iltisak dediklerini savcı söylemedi, hakim kabul etmedi. Yani iftira attı Suç İşleri Bakanı Soylu. Şimdi ben bu öğrencilerden birini torbadan çekelim, vatandaşa gösterelim. Çok tehlikeli, yurt dışına çıkış yasağı koymuş öğrencilerden biri Kaan Bozgül. 2016 yılında Boğaziçi Üniversitesi fizik bölümünü kazandı. 5 yıl önce. Fizik bölümü. 2017'de bir yıl sonra matematik bölümüyle çift anadal programına başladı. Hem Boğaziçi fizikte okuyor, hem matematikte okuyor. 2021'de zaten bölümler 4 yıllık, 2017'de matematiğe başlamış. Tam gününde her iki bölümden birden mezun oldu. Onur derecesi aldı. Boğaziçi Üniversitesi matematik ve fizik bölümlerinden onur derecesiyle mezun oluyor. 2020 Eylül ayından itibaren çalıştığı yüksek lisans başvuru sürecini tamamlamış. Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi'nde fizik masterına kabul almış. Kaydını yaptırıyor, vizesini alıyor. Ev tutmak için bir emlakçıyla irtibata geçiyor. 15 Ekim günü Almanya'ya gitmek üzereyken yurt dışına çıkış kararından dolayı gidemiyor. Soylu'nun terörist dediği arkadaş deha, dahi. O bölümlerden birini kazanmak mesele, tam zamanında bitirmek, ikisini birden bitirmiş. Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi koş gel demiş. Bizde yüksek lisans yap. Terörist diye yurt dışına salmıyorlar. Size ne diyelim? Biri de çıksın yalan desin. Tayyip Erdoğan da çıksın aslında Kaan Bozgül'ün nasıl bir terörist olduğunu elindeki kanıtlarla açıklasın. Böyle bir haksızlık, böyle bir kendi nesline, kendi öğrencisine, kendi gencine düşmanlık, öyle bir ülkeye böylesi bir düşmanlık olmaz. Olamaz. Sonra dolduruyorlar gençleri. Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu'na laf ediyor. Oradan birisi de seni seviyoruz Tayyip Erdoğan, alkış hep beraber. Böylelikle Z kuşağının gönlünü kazanacak. Z kuşağının canını okuyorsun. Görmüyorlar mı? Bu Kaan Bozgül'ü ben buradan söyleyince duyanlar olabilir. Ama Z kuşağının hepsi bu zulmü bilmiyor mu sanıyorsunuz? Bu haksızlığı görmüyor mu sanıyorsunuz? O yüzden
öyle protesto etmeyen, sorgulamayan, biat eden gençleri istiyorsanız vallahi onlardan kolay kolay bulamazsınız. Biz de zaten yöneteceğimiz Türkiye'de böyle bir gençlik olsun istemiyoruz. Hakkını arayan, itiraz eden, kendi hakkı gibi ötekinin hakkını da savunan, birbiriyle dayanışma içinde olan, sorgulayan, daha iyisini talep edip kötüsünü protesto eden bir gençlik istiyoruz. Tabii herkes kendi derdinde ama bir başka adaletsizlik de şurada. Bir sembolleştirme, şeytanlaştırma üzerinden 28 Şubat davası, onun üzerinden bir siyasi çıkarım falan, ama bir yandan 80'in üstünde çevik bir Çetin Doğan, Fevzi Türker'i, Ahmet Çörekçi, İlhan Kılıç, Çetin Saner, Yıldırım Türker, Vural Avar, Hakkı Kılınç, Aydan Erol, Erol Özkasnak, Kenan Deniz ve İdris Koral sağlık sorunlarıyla boğuşuyorlar. Bu cezaevlerinden geri dönülmez, geri dönülmez kötü haberler alabiliriz. Bunun için her türlü adaletsizlikle mücadele etmek şarttır. Ama 80 yaşın üzerindeki kişileri bir husumetten, bir takıntıdan dolayı yargılanmak başka, ancak 80 yaşın üzerinde cezaevinde ölüme itmek bir başka meseledir. Bunu da buradan bir kez daha saray rejimine, sarayın 4 ay yattığı hapis cezasını kendisi açısından anlata anlata bitiremeyen mağduruna, 80 yaşın üzerindeki kişileri cezaevinde ölüme sürüklemenin kendisine ne faydası varmış, bu memlekete ne faydası varmış bir sormak isteriz. Köprüler yaptılar, şimdi köprüler atıyorlar. Bu köprülerle ilgili köprü atanlardan biri de Faruk Çelik. Faruk Çelik aslında doğruları zamanında söylüyor da bunların işine gelmiyor. Bu 50+1'e Faruk Çelik çok oldu, 40+1 de yeterdi. Keşke olmayadı dediğinde dünyanın lafını söylemişlerdi. Susturmuşlardı. Faruk Çelik diyor ki Bursa'da, Kestel'de mağdurlarla konuşurken, ben artık susmayacağım bundan sonra demiş. Konuşacağım. Şehir hastanesini götürdüler, ucube bir yere koydular. Şimdi tam 2 katrilyonluk ihale yapıyorlar. Demir yolunu hastaneye ulaştırmak için. Hastanenin maliyeti ne kadar? 1 milyar. Yapılacak yol 2 milyar. Yazık değil mi bu milletin 2 milyar lirasını çarçur ediyorsun? Projelerin bir tanesi değil ki, hepsi yanlış yapılmış diyor. Faruk Çelik, eski Tarım Bakanı, Artvin Milletvekili, Bursa Milletvekili Faruk Çelik diyor ki biri değil, hepsi yanlış. Bunu biz söylemiyoruz. AK Parti'nin önceki bakanları söylemeye başladı. Ve köy projelerinin, yani kamu özel işbirliği projelerinin ülkeye getirdiği yük 3 trilyon TL. Bu eski parayla trilyon değil. 6-0 atılmış hali trilyon. Eski parayla ki trilyonun tam 1 milyon katı daha. Böyle bir parayı bu ülkenin sırtına yük olarak koydular ve bakın 4 proje: Gebze Orhan Gazi, İzmir Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu. Giderken Ankara'dan İstanbul'a 4 kere tantan var. Müteahhitlere bölmüşler, yandaşlara. Hepsi 5 çete. Bu 4 tane projenin toplamı, proje tutarı 13.3 milyar dolar. Yani biz yaptırsak 13.3 milyara yaptıracağız. Müteahhite garanti ettikleri para 24.8 milyar dolar. Bir anda toplam, yani gerçek ödenecek paranın neredeyse 2 katı, 11.5 milyar dolar fazladan yandaşın cebine para koyacaklar. Bugüne kadar zaten 4.3'ünü koymuşlar. Yani 13'lük otoyol yapıyor, 4'ünü şimdiye kadar ödedi, daha 20 ödeyecek üstüne. Faruk Çelik'in söylediği bu. Hepimizin söylediği bu. Yani böyle bir taksimatı kurta versen, böyle taksim yatmaz kuzuyla arasında.
Ama nedense yapıyorlar. Nedense devam ediyorlar. Faruk Çelik'in bahsettiği Bursa'daki şehir hastanesini İzmir'den Bursa'ya giderken görenler irkiliyor. Sanki uzaydan göktaşı düşmüş de dağın tepesine yapışmış gibi. Sanki Bursa Şehir Hastanesi'ni ayda imal etmişler. Dev bir vinçle getiriyorlarmış. Bursa'ya gelmeden kopmuş da Bursa Balıkesir arasında bir yere düşmüş gibi. Bu hastane açılınca mesela çocuk hastanesini kapıyorlar. Çocuğu ateşlenen gecenin bir yarısında taksiye binip 150 lira verip çocuğunu muayeneye falan götürecek yani. Böyle bir şehir hastanesi ve yapıldığı her yerde aynı saçmalıklar var. Diğer yandan tabii bugün para politikası kurulu var. Dün Recep Tayyip Erdoğan para politikası kurulundan bir gün önce yaptığı toplantıda kendi grubunda yine bu ülkenin başına belayı sokan söylemini tekrar etti. Faiz sonuç değil, sebeptir. Yani faizi suni düşürsen sorunlar çözülür. Bu inat bu ülkeye 128 milyar dolar kaybettirdi. Çünkü faizi indirince dolar fırladı. 2019 yerel seçiminde doların yükselmesi büyük şehirleri kaybettirebilir korkusuyla 128 milyar doların yarısını orada sattılar. Yarısını da damat istifa edene kadarki sürede sattılar. Şimdi tekrar dönmüş dünyadaki bütün ekonomistler diyor ki, biri hariç, dünyadaki bütün ekonomistler faiz sonuçtur. Bir tek kendine ekonomist diyen şahsı sebeptir diyor. O bu lafı ettiği anda döviz kuru 10.35'ti. Ettikten sonra 10.75 oldu. Türkiye'ye 96 milyar TL yeni parayla eski milyarın 1 milyon katı. Eski parayla 96 milyarın 1 milyon katını, yeni parayla 96 milyar TL gibi devasa bir parayı bir konuşmayla kaybettirdi. Şimdi diyorlar ki Cumhuriyet Halk Partisi hataları söylüyor ama yol göstermiyor diyorlar. Yol gösteriyoruz. Bakın bugün yeniden, dün zaten kendi bakanını tehdit etti. Faizi düşürmeyenlerle yolları ayıracağım dedi. Düşürelim lafı 10.75'e doları fırlattı. CHP çare bulsun. Reçeteyi, aha da buraya asayım. Buraya reçeteyi asıyoruz. Bakın, çocukken hepimize bu tavsiye çok doğru bir tavsiyeydi. Atatürk resminden sonra bu topraklarda en çok asılan resimdir. Eğer bu resme uyarsa ekonominin kurtuluşu budur. Recep Tayyip Erdoğan'ın susması lazım. O konuştukça dolar çıkıyor. O karıştıkça dolar çıkıyor. Bakın Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ekonomideki kurtuluş reçetemiz. Ülkenin kurtuluş reçetesi. Susarsan dolar artmaz. Karışmayacaksın. Ben çocukken hastanede gürültü yaparsam annem hemen gösteriyordu. Bu resmi görünce susuyordum, sorun halloluyordu. Şimdi gösteriyoruz. Çocukluktan bak, bugün ne söylediysek dinlemedi. Bu ülkenin bütün çocukları hep hemşire hanımı dinledi. Döverim möverim demiyor, sus diyor. Hatta bak bir işaret daha var. Bir sussam 1 lira hemen düşecek dolar diyor. 1 lira. Bir ay sus, bak 3 parmağını konuş. 3 lira daha düşer diyor. Yeter ki sen sus diyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nden dev paket. Recep Tayyip Erdoğan sussun. Hiç olmazsa kötüye gidiş, artık bu abartılı kötüye gidiş durur. Sonra geleceğiz ve bu işi kökünden düzelteceğiz. Dolar, faiz, bunların hepsinin birden fırlaması, o meşhur atasözü. Eğer ormandan bütün hayvanlar yan yana kaçıyorsa bilin ki orman yanıyordur. Türkiye'de yangın var. Kurtla kuzu, tilki çakal
hep birlikte ormandan kaçıyorlarsa bilin ki orman yanıyordur. Memlekette yangın var. Bu yangını nasıl söndürebileceğimizi biliyoruz. Ama altına benzin atılmamasının bugün için tek çaresi Tayyip Bey'in susmasıdır. Yeter ki Recep Tayyip Erdoğan karışmasın. Ama dünkü açıklamalarını okursanız diyor ki her konuda kararı ben veririm. Benden farklı düşünen gider. Daha Plan Bütçe Komisyonu başkanıydı, günahsız. Aldı, ekonominin başına getirdi. Eğitimi var. Biliyor ki kötü yönetirsen faiz çıkıyor. İyi adımlar atmadan faizi düşüremeyiz. Ona da izin vermiyor. Ve dün tehdit etti. Bizim arkadaşlardan faizi savunan varsa diyor, gider diyor, yazık, alkış bile yapamadı. Tutuldu kaldı. İçimizde faizciler var dedi dün mesela konuşmada. Meali bu. Milleti faize ezdirmem ama dövize seve seve ezdiririm dedi. Ülkemin güzelliklerini yabancıya cennet, bedava yerliye ulaşılmaz hale getiririm dedi. Elinde döviz bulunduranlara devam destek dedi. Ne diyordun geçmişte? Dünkü açıklamanın cevabı bu. Neden yükseliyor dolar? Senin açıklamandan sonra yükseliyor. Yanlışta ısrar ettiğin için yükseliyor. Ne diyordunuz geçmişte? Bozdurun dolarları. Güvenin bu kardeşinize. Sana güvendi. Yazdılar oraya 250 dolar bozdurana bedava tıraş. Doları bozduran berbere koştu. Bozdurduğunda 6 liraydı dolar. Şimdi oldu 11 lira. 250 dolarda adamın zararı 1250 lira. Dünyanın en pahalı sakal tıraşını yaptırdınız vatandaşa. Bedava tıraş 1250 liraya gelir mi ya? Ayıp ya, günah ya. 250 dolarını bozdurana bedava tıraş. Dünyanın en pahalı tıraşı. Tayyip Erdoğan'a inanırsan böyle tıraşı sinek kaydı yapmazlar, derini de yüzerler adamın. Derisini yüzdüler vatandaşın, derisini. Ve dün Merkez Bankası'na zımni değil, açık talimat veriyor. Faizi düşürmeyenin kafasını koparırım. Faiz yükselteni yanımızdan ayırırım. Kapıdan çıkmış, kapı önünde tiyatro. Efendim, Merkez Bankası bağımsızlığı için ne diyorsunuz? Fahrettin Altın sorun demiş, soruyor arkadaş. Fahrettin Altın da harika altın soru. Fahrettin Altın'dan. Merkez Bankamız bağımsız mı? E bağımsız ya diyor. Bağımsız diyorsunuz diyor. Mesele şu. Merkez Bankası bana bağlı olduğu müddetçe bağımsızdır. Merkez Bankası ben hariç her şeyden bağımsızdır. Ben ne dersem onu diyecek. Tam da bu sebepten Merkez Bankası'nın bürokratları, uzmanları, politika belirleyicileri bu bağımlılık yüzünden aldıkları eğitimden bağımsızlar artık. Bildiklerinden bağımsız. Memleketin faydasını düşünmekten bağımsızlaştılar. Sadece Recep Tayyip Erdoğan'a bağımlı karar veriyorlar. Bugün bakalım nasıl bir karar verecekler. Hep beraber izleyeceğiz. Tabii bir yandan da mevkidaşımız Cahit Özkan'ın muhteşem resiteline tanık oluyoruz. Aşağıda da burada da. Yani bu kadar cehalet, bu kadar cehalet ancak tahsil ile mümkündür. Japon yeni demiş. Yahu Cahit Bey, hani bir sürü para birimi var. Seç birini, saçmala orada da. Japon yeni deme be kardeşim. Japon yeni deme. Japon yeni 2. Dünya Savaşı'ndan çıktığında 360 yendi. Uzun süre sabit kur uygulaması yaptılar. Sonra düzeltmeye gittiler. 3 kat değer kazanarak 114 yene geldi. 30 yıldır, tam 30 yıldır Japon yeni 108 ila 114 Japon, bir Amerikan doları 108 ila 114 yen arasında gider gelir. 30 yıl. Dünyanın en istikrarlı parası. Diyor ki biz diyor şunu yaptık, bunu yaptık. Dönemimizde diyor paramız bu kadar değer kaybetti. Japonlar bunu diyor mu? Demez. 30 senedir değer kaybetmiyor adamların parası.
Sen utanmadan, sıkılmadan paradan 6-0 atılmasını, matematiksel bir işlem, hesap kolaylığı için yapılan paranın değerini hiç değiştirmeyen bir işlem olduğu halde onunla öveniyor. Paramızı değerlendirdik diyor. Ama sadece bu Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminde geldikleri son dönemde 3 kat değersizleşti paramız. Son paradan 0 atıldığından beri paraya bir 0 eklediler. Matematik işlem olarak 0 attık. Paranın değeri hiç değişmeden, ama şimdi 1-0 eklediler. Marifet dolardan 0 atmakta. Bak 1 lira 10 dolar oldu. İyi yönet, at 0'ı. Ne diyordu Jöleli? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçelim. 1 doların 1 lira olması uzak değil diyordu. Tam 10 kat yanılttılar. 10 kat fakirleştirdiler. 10 liramız 1 liraya düştü cepte. Taahhütleriyle yaptıkları arasında. Hayaldi, gerçek oldu diyor ya. 1 dolar 1 lira hayaldi, 1 dolar 11 lira oldu. Tam 11 kat hayallerine, vaatlerine göre fakirleşmiş durumdayız. Son olarak da şunu söyleyeyim. Sonra varsa sorularınızı yanıtlarım. Hep birlikte, hep bir ağızdan Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'yi büyükelçilere şikayet etti. Ya kardeş, büyükelçilere söylediğimiz laf belli. Sakın ha sakın diyoruz. Yani illa yaptığımıza bir niteleme söyleyeceksen, diplomatik dilde uyarıyoruz. Halk arasında dersen tehdit etti olur o. Türkiye'nin, İstanbul'un, iklimin ve doğanın katline yönelik bir projede Kanal İstanbul'a para veren parasını alamaz diyoruz. Şimdiden uyarıyoruz. Büyükelçileri uyarıyoruz, Türkiye'yi şikayet etti diyorlar. Oysa Türkiye'yi şikayet etmek kötüdür büyükelçilere. Yapan hata yapar, büyükelçiler uyarılır, büyükelçilerle iyi ilişkiler kurulur, büyükelçilerle değişik istişareler yapılabilir, ikili ilişkilerin iyileştirmesi, ama kendi ülken gidip şikayet edilmez. Eden büyük yanlış yapar. Tarih 25 Ağustos 2021. Yer Ağlat. Hani hepiniz oradaydınız diyor ya. Buradaki gazeteci arkadaşlar için değil ama kameralar için söylüyorum. A Haber. Oradaydın be kardeşim. Ağlat. Hemen söyle bakalım montajdaki arkadaşa. 25 Ağustos 2021 Cumhurbaşkanımızın kaydını çıkarın. 150 diplomat. Çok sayıdaki büyükelçi. Türkiye'deki neredeyse bütün büyükelçiler, diplomatlar orada. Ne demiş reis? Türkiye'de öyle bir ana muhalefet var ki Afganistan konusunda söyledikleri baştan aşağı yalan. Ne yapıyor? Ana muhalefeti büyükelçilere şikayet ediyor. Ana muhalefeti büyükelçilere şikayet ediyor ve hakaret de var içinde. Yalancılıkla suçluyor. A Haber'deki arkadaş, dakikasını bulayım mı, sen bulur musun? Sayın Cumhurbaşkanımızın kaydı. Peki bir kayıt daha çıkarır mısınız? Daha kolay. 4 günlük. Hafta sonu ne dedi? Kemal Kılıçdaroğlu büyükelçileri tehdit etmiştir. Şikayet etmek başka bir şey. Tehdit etmek başka bir şey. Biz büyükelçilere para verirseniz Kanal İstanbul'a, dünyaya da yazık, Türkiye'ye de yazık, İstanbul'a da yazık, ama size de yazık ederiz. O parayı ödemeyiz dedik. Bu tehdit. Hafta sonu dediği gibi. Türkiye'yi büyükelçilere şikayet etti lafı yalan ve bühtan. İnşallah bu akşam A Haber'de, yarın Yeni Şafak'ta, sabahta, Pravdalar'da böyle koca koca bunları göreceğiz. Koca koca. Gazetecisiniz ya, mutlaka yayınlarsınız. Bir döndürün bakalım, Tayyip Erdoğan Ağustos ayında Ağlat'ta büyükelçilere ne demiş? Cumhuriyet Halk Partisi ne demiş? Bir de yine dünkü konuşmasından onunla bitireyim. Doğalgazı maliyetinin 1/4'üne, elektriği yarısına hanelere sunuyoruz. Haberin var mı Bay Kemal? Var. Dünyanın en kötü doğalgaz anlaşmalarını yapıyorsun. Dünyada doğalgazı bizden pahalıya alan yok. En son Azerbaycan'dan. Zaten biz
pahalıya alıyoruz. Bu 300 dolara yakın fiyatlar kötü. Azerbaycan'dan 400 dolarlık anlaşma yaptı diyorlar. Günah boynuna. Ticarisini açıklamazsınız. Kamu işçilerine ve memurlara verdiğimiz yüksek oranlı zamlarla çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik. Aynı cümlede. 4-5 verdi memura. Ocak ayında %5 geliyor. İşçi de %8 aldı. Kavga dövüş. 8. Dünyanın en pahalı doğalgazını alıyor. Dolarla. Onu da 1 lirayı 11 dolarla çarpıyor. Ondan sonra diyor ki maliyetinin 1/4'üne. Bu iş bilmezliğin, beceriksizliğin sebebi. 1/4'lik fiyatı taşıyamıyor vatandaş. Hadi 4 kat zamlansın bakalım. Öyle olunca biz de şöyle bir bakalım dedik. Örnek çok ama birkaç tanesini söyleyeceğim. Dünyada diyor İngiltere, Fransa, Almanya, Amerika'da satın alma gücü yerlerde sürünüyorlar diyor. Sürünenle bizim gibi şahlananları bir karşılaştıralım. Türkiye'de bir işçi 1 saat asgari ücret üzerinden brüt 1.85, net 1.5 dolar kazanıyor. 1 saat çalışan asgari ücretli 1.5 dolar. Sürünenlerde Amerika'da 7.5 dolar. 5 katı. İngiltere'de 13 dolar. Fransa'da 10 dolar. Almanya'da 11 dolar. 10-11 dolar Avrupa düzeyi. Bizimki 1.5 dolar. Yani Hans'ın emeği Hasan'ın emeğinden 8 kat değerli. Helga'nın alın teri Hülya'nın alın terinden 8 kat değerli. Ey Merkel şımartıyor Helga'yı. Bu kadar 1.5'a çalışan Hülya varken Helga'ya 12 dolar vermenin manası var mı? Bizimki kot taşlıyor, zımpara yapıyor. Helga gitmiş orada Mercedes yapıyor. O Mercedes'i de buna satıyor. Hülya'nın askeri ücretinden kesilen vergiyle Helga'nın ürettiği Mercedes'e biniyor reis. Bir tane de yetmez, 2 taneye biniyor. Hangisinde olduğunu bilemesinler diye. Amerikan başkan özentisi. Biri böyle gidiyor saraya, biri böyle gidiyor. Kavşaklarda ayrılıp ötede birleşiyorlar. Helga'ya 12 dolar veren Merkel, Karavel minibüse biniyor. Makam arabası. Uçakta Kemal Bey'in oturduğu gibi halkın arasına oturuyor. Bizimkinin 13 tane özel uçağı var. Özel uçağı olmadan gelenlerle varank dalga geçiyor. Garibanı aldım İstanbul'a kadar ben getirdim diyor. Tarifeli dönecekmiş diyor. Bizim atanmış bakan varank yabancı bakana, devlet başkanına gariban diyor. Tarifeli uçağa biniyor diye. Merkel tarifeli uçağa biniyor. Volkswagen Caravelle minibüsten geziyor. Merkel'in yaptığı dünyanın en pahalı Mercedes'ine Hülya'nın vergisiyle, askeri ücretten vergiyle Recep Tayyip Erdoğan biniyor. Yazıklar olsun bu düzene, yazıklar olsun bu adaletsizliğe. Kendisi sarayda oturanların halkı sürünür. Bakın Orta Doğu'ya. Kendisi dairede, mütevazi evde oturanların halkı zengindir. Bakın Almanya'ya, bakın Avrupa Birliği'ndeki zengin ülkelere. Türkiye'de bir askeri ücretli 1 saat çalışması karşılığında 2 litre benzin alıyor. 2 litre. 2 litrelik bir kola şişesini gidip doldurur. 2 litre benzin. Amerika'da 9, İngiltere'de 7, Almanya'da 6.2 litre. Hani sürünüyordu bunlar? Hani şahlanmıştık biz? Doğalgaz. 1 saat çalışırsan 8 metreküp doğalgaz alırsın. Amerika'da 19, İngiltere'de 24, Almanya'da 15 metreküp. Onlar sürünüyor, biz şahlanmış durumdayız. Ve işte bu doğalgaz pahalı falan diyoruz. Eskiden BOTAŞ, Çaykur, PTT bunların hepsi bu meclis adına Sayıştay tarafından denetleniyorlardı. Bu meclis adına. Varlık fonuna devrettiler, denetimden kaçırdılar. Özel şirket denetleyecek dediler. Özel şirket sormuş. Turkish Enerji Company tek gizlilik gerekçesiyle finansal tablolarını vermemiş. BOTAŞ stoğunu saydırmamış.
alacağını vereceğini göstermemiş. Çaykur 31 Aralık 2019'da var olan 3,5 milyarlık çay stoğunu ne kadarını sattın, parası nerede, tahsilat nerede diye sormuşlar, göstermem demiş. PTT bilançosundaki alacağı vereceği sormuşlar, sırdır söylemem demiş. Meclisin Sayıştay'ı yerine özel şirkete denetlettikleri varlık fonunda hukuka uygunluk denetimi yok, yasak. Yerindelik denetimi yok, yasak. Doğru yönetiyor musun, hukuka uygun değil. Sadece matematiksel denetim var. Onda da ticari sırdır deyip BOTAŞ'ın fiyatlarını vermiyor. Neden? Bilmeyelim ki Azerbaycan'dan kaç paraya alıyorsun doğalgazı. Bilmeyelim ki, diğer ülkelerle karşılaştırmayalım bu aradaki farkları, bu kötü yönetimi ya da PTT'deki hukuksuzlukları bilmeyelim diye. İzmir'de PTT'nin, özelleştirilmiş PTT'nin emekçileri PTT Sen diye bir sendika kurdular. Erzincanlı patronları 855 kez sendikal ihlal yaparak SGK müfettişleri tespit etmiş. Bu çocukları sendikasızlaştırmak için baskı yaptılar. Bir yandan direniyorlar, bir yandan PTT utanmadan, sıkılmadan marka tescil davası açmış. Siz PTT çalışanları kurduğunuz sendikaya PTT Sen diyemezsiniz. PTT markası bize aittir diye. Memleket distopik romana döndü. PTT'nin emekçisinin sendikası PTT Sen olmayacak da ne olacak? O marka bizimdir, kullanamazsın diyorlar. Bu arkadaşlar da direnmeye devam ediyorlar. Önümüzdeki günlerde bu mücadeleyi daha detaylı olarak da anlatacağım. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sorunuz varsa cevaplayabilirim. Olmadığına göre teşekkür ediyoruz arkadaşlar.